Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, yeni bir anten çalışması yapıyorum. Tesadüfen bir sucuya gittiğimde bulmuş olduğum malzemeyi tam böyle balon yapmak için veya unun sarmak için kullanabileceğimi düşündüm. Şöyle bir şey. Bunun markası Kalde. 50'lik diye geçiyor böyle boru. Bu maşon diyorlar galiba buna. Şu kapaklar çıkıyor. Hem de contalı, biraz zor çıkıyor. Ebatlar da çok güzel. Bunun içine çok rahat bir toroidal sarıp veya ferit çubuk sarıp sağdan soldan gerdirme yapıp bir anten olarak kullanabilirsiniz. Şurada mesela bir tane de büyüğünü buldum bunun. Bu da kaç çıktı? Bu da 75'lik yazıyor. Kalde'nin. Şöyle göstereyim. 75'lik maşon borusu. Veya neyse işte. Şöyle bir şey yaptım. Buraya anten konnektörünü, girişini buraya vidaladım. İçine bir de toroidal sardım. Böyle çirkin durduğuna bakmayın. Kırmızı toroide. RG58 kablodan. İnternette şeması var. 5-6 tur sarıyorsunuz. Şura canlı uç. Şurası şase. Şunlar da arkadaşlar, hoparlörler için elektronikçilerde bulabilirsiniz. Hoparlörler için neyi bu işte, jack takma fişi. Kabloyu sıkıştırmak için. Buna benzer bir şey kullanabilirsiniz. Ben elimde bu vardı, malzemelerim içinde. Hurdaların içinde baktım, bunu buldum. Bunu kullandım. Şimdi şöyle baktığınızda güzel bir balon kutusu gibi bir şey oldu yani. Buna da şurada bir bakır telimiz var. Milimini ben anlamam arkadaşlar. 1 milim, 1,5 milim. Ben öyle ölçüm işlerine kafam basmaz. Direkt yaparım. Çalışırsa çalışır, çalışmasa çalışmaz. Bende böyle sistem. Şöyle bir bakır telimiz var. Heh, burada yazıyormuş herhalde. 1,25 yazıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Bundan 10 metreye 10 metre geleceğim. Bu 1 bölü 1 balon olduğu için 10 metre sağa, 10 metre sola gerdireceğim. Bir tane anten yapacağım. Şimdi birazdan evimizin yakında bir park yeri var. Oraya gideceğim. Telsizimi de yanımda götüreceğim. Bataryayla çalıştıracağım QRP olarak. Orada bir deneme yapacağım. Başarılı olursa yine size bilgi veririm. Şu kutuyu da, bu da bunun küçüğü, onu da göstereyim. Bu daha tatlı. Da bunda işçilik yaparken biraz daha hassas yapmanız lazım. Ben özellikle bunu tercih ettim ki rahat çalışayım. Şöyle elim rahat gitsin. Şöyle dört parmağın giriyor içine. Bir de şu alt üst kapakları çıkıyor arkadaşlar. Heh, göstereyim. Şu kapağını da bir çelik telle yukarıdan asarım diye biraz büyük yaptım, şöyle uzun. Şöyle bir şey yaptım. Bu da bunun üzerine kapanacak. Tamam mı? Bunu da kapattığımızda gayet güzel bir kutu olacak dışarıda. Size tavsiye ederim. Uğraşırsanız böyle bir şey yapın. Özellikle şu malzeme çok hoşuma gitti. Yani buat kutusundan yapıyordum önce. Buat kutuları zayıf oluyor. Seramik olanlar pahalı oluyor. Dediğim gibi şu 25 TL arkadaşlar, alt üstü kapağıyla beraber birçok yerde bulunuyor. Maşon diye geçiyor. Bundan yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bittikten sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum.